Forza'nın iki oyunu ne kadar birbirinden bağımsız gibi gözükse de çok ortak noktaya sahip. Eğer ikinci oyunu azıcık oynadıysanız, birinci oyundan bazı karakterlerin oyunda olduğunu biliyorsunuzdur. Fakat onlar aslında onlar değil. Özellikle de Forza hikayemi bir yıldan uzun süre önce yaptığıma bakacak olursak, ilk oyundan da kısa bir özet geçmem lazım. İlk oyunda yamyamlarla dolu bir adada hayatta kalma serüveni hiç kolay değildi. Bu yamyamlar sıradan yamyamlara benzemiyorlardı. Ruhları dipsiz kuyularda çürümeye bırakılmıştı. Onlara bir seçim hakkı verilmemişti. Onlar bu adaya sonsuza dek hapsedilmişlerdi. Nasıl mı? Bunun sebebi yüzyıllardır adada bulunan bir dikili taş. Bu dikili taşın ne zaman geldiği, nereden geldiği bilinmiyor. Zamanında kabileler bu dikili taşı tanrı bilip ona tapıyorlar. Evlerini, yerleşkelerini dikili taşın çevresine kuruyorlar. Zaman geçtikçe dikili taşın yanında ölen yerlilerini gömmeye başlıyorlar. İşler de tam olarak burada kopuyor. İnsanlar bu dikili taş sayesinde ölümden dönmeye başlıyorlar. Tabii onlardan kalan içi boş bakışların ardındaki et yanlarına insan denilebilirse. Ölümden dönenler agresif, saldırgan ve yamyam bireylere dönüşüyorlar. Bazıları başkalaşım geçiriyor ve insan formunu kaybediyor. Böylelikle bir adanın lanetlenişi başlıyor. Üzerine de Katolikler denizde kaybolup bu karaya oturunca bu lanet onları da sarıyor. Çaresizce can veriyorlar. Aradan geçen yüzyıllar sonrasında Sahara adındaki büyük bir şirket adanın içindeki dikili taşı fark ediyor ve adayı satın alıyor. Böylelikle günümüz haritalarında bir de ücra köşelerde kalan belki de bulunmayan bu adada deneyler başlıyor. Yüzyıllardır süregelen mutasyonları incelemek için adanın her tarafı laboratuvarlar kurmaya başlıyorlar ve deney yapıyorlar. Deneylerin ise bir amacı var. Ölümden dönen kişilerin önceki yüzyıllardaki gibi canavara dönüşmemesi gerek. İnsani yapısını koruması gerek. Bu yüzden de manyetik bir alan yaratıp adanın üstünden geçen her uçağı adaya düşürüyorlar. Çünkü onlara denek lazım. Böylelikle hayatta kalan insanlar üzerinde deneyler yapabiliyorlar. Eğer yeni denek lazım olursa yine bir uçak düşürüyorlar ve böylelikle döngü devam ediyor. Biz de ilk oyunda bu manyetik alana yakalanan kurbanlardan biriyiz aslında. Adımız Eric LeBlanc. Bir Gris'in yandan yemişiyiz. Yanımızda da küçük oğlumuz Timmy var. Kendisi oyunun başında yerli gibi gözükse de bir bilim adamı tarafından kaçırılıyor. Aslında bu bilim adamının amacı da kendi kızını laboratuvarda canlandırabilmek. Daha sonra öğreniyoruz ki bizim oğlumuzun canını alıp kendi kızına devretmiş. Fakat deneyler başarılı gitmemiş ve kız mutasyona uğramış. Babasını da öldürmüş. Bu durumda bize yeni bir can lazım. Oğlumuzu diriltmek için yeni canlar bulmamız lazım. Bu yüzden de tekrardan aynı döngüyü başlatıyoruz. Adanın manyetik alanını kullanıyoruz, uçakları düşürüyoruz ve hayatta kalanları oğlumuzun canı için feda ediyoruz. Fakat Timmy bütün bu olanlardan sonra kendini asla toparlayamıyor. Büyüdüğünde saplantılı şekilde ada için araştırmalar yapmaya devam ediyor. Ve bir şeyin farkında. Dikili taşa bir can verdiğiniz zaman sizi aslında hayata döndürmüyor. Aslında paralel evrendeki yaşayan formu size getiriyor ve siz o yaşayan forma devam ediyorsunuz. Timmy bunun farkında olduğundan dolayı, kendisi bu olayı deneyimlediğinden dolayı paralel evrenler hakkında bir kitap yazıyor. Bu kitabı da Forrest'ın ikinci oyununda adanın her tarafında görebilirsiniz. Fakat ikinci oyunda sadece kitabı yok. Birazdan ona da geleceğiz. İkinci oyun bir helikopter sekansıyla başlıyor. Biz bir özel ekibiz ve amacımız bir aileyi bulmak. Bu aile Pafton ailesi ve tam olarak üzerinde helikopterle uçtuğumuz adanın sahibi onlar. Pafton'lar bu adayı alıyorlar, lüks turistik bir alana çevirmek istiyorlar. Mağaralar o kadar dolu ki bu adada. Mağaraların içerisine lüks modern evler yapıyorlar ve insanlara bu şekilde yaşam alanı sunuyorlar. Oyunda bu yaşam alanı hakkında dağıtılan broşürleri etrafta bulabiliyorsunuz. Fakat satın alınan bu ada çok çok uzakta. Haritalarda bile dediğimiz gibi gözükmeyen ücra köşelerde. Ulaşımı da bir hayli zor. Pafton ailesi de adaya gidiyor, inşaatı görmek istiyorlar. Fakat gittiklerinden sonra aradan 31 hafta geçiyor ve onlardan hiçbir haber alınamıyor. Radyodan, telsizlerden ulaşılamıyor.
Ailenin babası Edward Paufton. Anne Barbara Paufton ve kızları Virginia Paufton kayıplar. Biz de özel bir ekip olaraktan Puff Corp tarafından çağrılan özel askerleriz. Fakat ne gariptir ki kaybolan bu aileyi aramaya geldiğimiz zaman helikopterimize saldırı yapılıyor. Helikopterimiz düştüğü zamansa bilincimiz kapanıyor. Gözlerimizi tekrar açtığımızda beyaz üniformalı biri bize bir altı patlar doğrultuyor. Ama nedense belli bir süreden sonra vazgeçiyor ve tekrardan kabzayla bize vuraraktan bayıltıyor. Uyandığımızda Calvin adında bir arkadaşımız da ölmemiş. Tek sıkıntı ise kulaklarını kaybetmiş. İster onu yanımıza alıyoruz, istersek de tek başımıza adayı keşfedebiliyoruz. Bu noktada acil durum paketimizi açıyoruz ve içerisinden çıkan baltadır, GPS'tir kullanmaya başlıyoruz. Burada GPS önemli. Zaten helikopterde GPS yoluyla bu noktaları ziyaret etmeye geliyorduk. Fakat helikopter düştükten sonra hedefimiz hala aynı. Bu işaretlenen noktalarda neler var? Kimler var? Mor noktalara gittiğimizde kendi takım arkadaşlarımızın cansız bedenlerini buluyoruz. Kimisi çoktan gömülmüş, kimisi çoktan asılmış, kimisi ise denize salınmış ama hepsi ölmüşler. Bu kişilerden birinin gömüldüğünü hesaba katacak olursak nasıl oldu da ne ara gömüldü? Büyük ihtimal Puff Corp'un yolladığı ilk ekip değiliz. Bizden önce de bir sürü ekip vardı ve hepsi öldürüldüler. Mesela bu üç kişinin direkt kaza oturtturulup orada sergilenmesi gibi. Bu sırada adayı keşfederken bir kadın bize yaklaşıyor. Kendisinin 3 kolu, 3 bacağı var. Bu kişiye dikkatli bakarsanız kendisi Virginia Paufton. Esasında üzerinde durduğumuz adanın sahibi kendisi. Fakat bize pek güvenmiyor. Yavaş yavaş bakınıyor, yavaş yavaş yakınlaşıyor ama ilk seferinde asla emin olamıyor. Biz de GPS'imizde işaretlenmiş olan lokasyonlara gitmeye devam ediyoruz. Mağaralar başkalaşım geçirmiş insansı yaratıklarla dolu. Fakat mağaralarda ilgi çekici şeylerden bir tanesi altına benzer bir cevher. İlk önce altın sanmış olabilirsiniz. Ben de altın sandım. Fakat oyunun içerisindeki bazı kitapçıklara baktığınızda bunun altın olmadığını, devrim yaşatacak daha iyi bir maden olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Hatta mağaralarda bulunan bazı notlarda bu madenlerin özellikle kar amacıyla toplanması gerektiği söyleniyor. İşin ilginç kısmı bu adada bazı kişiler bu madeni kullanarak eserleri yapmış bile. Ve bu dergilere konu olmuş, dergilerden okuyabiliyoruz. Mağaradan da devam ettiğimizde ticari olarak yapılmış o sığınaklara gidiyoruz. Ticaret için yapılmış ama bir yandan sığınağa dönüşen o alanda bir VIP kartı buluyoruz. Bu kısımdaki notlardan birinde Artifact 1 adını verdikleri bizim de önceden dikili taş dediğimiz o dikili taşı görüyoruz. Normalde dikili taş ilk oyunda yerin altındaydı. Bu oyunda da üstte doğal olarak bulunuyor gibi duruyor. Bu konuda aklınıza şöyle bir fikir gelebilir. O zaman bu oyun birazcık daha geçmişte. Çünkü üzerine fabrikalar kurulmamış, laboratuvarlar kurulmamış. Ama böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü olay tamamen paralel evrenler üzerine. Birazdan da bunu size kanıtlayacağım. VIP kartıyla açılan kapıya geri dönelim. Bu alanda bir sürü monitör var. Monitörleri açıp izlediğimizde güvenlik kameralarının görüntülerini görüyoruz. Saygın isimlerin geldiği bir yemeği görüyoruz ama birden herkes mutasyona uğruyor ve bildiğimiz yamyamlara dönüşüyorlar. Bu durumda kameraların çektiği odayı bulabiliyoruz. Odaya girdiğimizde herkes mutasyona uğramış ama sandalyelerinde ölmüş durumda. Oyun içerisinde ölen bazı kişilerden notlar buluyoruz. Golf toplarıyla alakalı yakınan zenginlerden başkaları değil bunlar. Adada kendilerine özel alanlar alan insanlar bunlar. Tabii bir golf topundan şikayeti bile döküman olarak görüyoruz. Bu neden diye sorabilirsiniz. Burada da Barbara Paufton devreye giriyor. Bayan Paufton'ın dediğine göre Bay Paufton bütün komünikasyonların, bütün iletişim öğelerinin yazılı belgelere dökülmesini istemiş. Bay Paufton adada bir şeyler döndüğünü anlamış olması gerek ki yazılı kaynak bırakmak istemiş ve eğer onlara bir şey olursa ondan sonra gelen adaya ayak basan insanlar olayı çözsün istemiş. Bu yemek odasında ölen insanları tespit etmek içinse sadece oturdukları yerdeki isimlere bakmak yeterli. Kendisini kurtarmaya geldiğimiz adanın da sahibi Edward Paufton ise kendi sandalyesinde can vermiş durumda. İşin ilginç kısmı Barbara Paufton ve Virginia Paufton sandalyelerinde yoklar.
Barbara Paft'ın bu noktada ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat Virginia Paft'ın 3 kollu, 3 bacaklı, bizden çekinen ama sonra da alışacak olan o kadın. Sadece benim dikkatimi çeken fakat daha oyun erken erişimde olduğu için tam hikayeye kavuşamadığımızdan bulamadığım bir detay var. İnsanlar yemek için özellikle davet edilmiş ve tam olarak bütün insanlar oradayken birden mutasyon geçirmişler, başkalaşım geçirmişler. Neden bu zamanda olmuş? Burada aslında 3 şüphelimiz var. Oyunun başında kafamıza silah dayayan o beyazlı insan ya da Barbara Paft'ınla Virginia Paft'ın. Virginia sanki bu durumdan kurbanmış gibi duruyor ama Barbara Paft'ın hiçbir yerde kaydı yok. Ne öldüğüne dair ne de varlığına dair bir kaydı var. Kocası varlıklı, o yüzden bütün mirasa konmak için bunu yapmış olabilir. Kızından da kurtulmaya çalışmıştır ama belki de kızı bir şekilde dayanıklı çıkmıştır. Sonuçta ilk oyunda kızını diriltebilmek için deneyler yapan bir bilim adamı vardı ve bunun için çabalıyordu. Kızını tekrardan düzgün bir şekilde hayata döndürebilmek için. Burada da küçük bir şans. Aslında Virginia mutasyonu daha farklı geçirmiş oluyor. Bu yüzden yeni güncellemelerde bu detaylara dikkat etmemiz lazım. Apar topar tekrardan yüzeye çıkıyoruz. GPS'imizde kayıtlı olan lokasyonlara uğruyoruz ve kanıtlar toplamaya çalışıyoruz. Bu lokasyonlardan bir tanesi mavi bir kartla açılıyor. Ve kapının arkasında size bebekler fırlatan kocaman bir et yanı görüyorsunuz. Burası önemli. Çünkü tam olarak burada bir kişi daha var. Ve bu kişi paralel evrenleri kafaya takan Timmy'den başkası değil. Yani ilk oyunda kaçırılan küçük çocuğu görüyoruz aslında. Kendisi büyümüş durumda. Bunu net bir şekilde kanıtlamak istersek Timmy'nin kafasında bütün bu olaylardan sonra kalan yara izi. Biz tüm bu mücadeleye şahit olurken arkadan başka bir ses daha geliyor. Eğil oğlum diyor. Bu kişi Eric LeBlanc, yani ilk oyunda oynadığımız kişinin ta kendisi. Ya da ta kendisi mi, orası biraz, evet, hikaye kısmı. Neyse, kendisi daha sonra vuruluyor. Vuran kişi de bize Magnum doğrultan, bizi öldürmeye çalışan, ilk uyandığımızda gördüğümüz beyaz kıyafetler içerisindeki insan. Tüm bunlara şahit olurken devasa yaratığın eli bize çarpıyor, bilincimizi kaybediyoruz, tekrardan gözümüzü açtığımızda her şey olup bitmiş. Daha sonra buradan çıkmaya çalışıyoruz ama burası kocaman bir yeraltı sığınağı. Burada önemli bulgulardan bir tanesi önceden gördüğümüz cevher, altın cevherine benzer cevherden yapılma bir set. Bu seti giyen ve birilerine hükmeden bir kişinin resmini oyunun içerisinde görüyoruz. Aynı mekanın içerisinde de altın bir kübün resimleri var. Farklı farklı resmedilmiş. İlk oyunda dikili taş neyse tam olarak ikinci oyunda da bu altın küp onunla aşırı benzerler. Biz bulduğumuz yapının içerisinde devam ettiğimizde duvarda bir kırık görüyoruz. Duvarın içerisine girdiğimizde ise arkada bir kapı var. Yine aynı şekilde madenlerde gördüğümüz o cevherden yapılmış bir kapı ve üzerinde bir el işareti var. Bunu açmanın da tek yolu az önce bulduğumuz altına benzer cevherden yapılma seti giymek. Ve metallerin birbirine temasıyla beraber kapı açılıyor. Bu kapının ardında çok garip farklı yerliler var. Aslında ilk olarak yerlilerin olduğunu düşünüyoruz fakat onlar yerli değiller. Onlar şeytanlar. Katolikler zamanında ilk oyunda gittiğinde ölmüşlerdi. Yerlilere hiçbir şey yapamamışlardı. Ama bu kısımda Katoliklerin başardığı bir şey var. Dini inançları şeytanları uzak tutabiliyor. Oyunda bulduğumuz bir haç var ve bu haçla beraber önümüzdeki yerli görünümlü şeytanları yakabiliyoruz. Evet, onlar şeytan. Ama neden buradalar? Görevlerine oyunda hiçbir şey açıklanmamış durumda. Üzerinize akın eden bütün şeytanları haçla beraber def ettikten sonra mağaranın ucunda başka bir kapı görüyoruz. Bu kapının tam olarak ucunda Timmy'nin kendisini görüyoruz. Kendisi biz bayıldıktan sonra nereye gitmişti bilmiyorduk ama bu durumda kendisi bizden önce kapıyı bulmuş durumda. Tabii aslında bu bir tarafı açık olan altın küpün ta kendisi. Her yerde resmedilen bütün adanın satın alınma amacı burası. Burada beyaz giysili adam tam küp kapanırken araya girmeye çalışıyor fakat küpün içerisine giremiyor. Bu esnada Timmy birçok benliğine ayrılıyor ve bir bütün oluyor. Parçalanmış, yıkılmış geleceğimizi görüyoruz fakat daha sonra küp tekrardan kapanıyor. Dışarı çıktığımızda bize erişmeye çalışan beyaz kıyafetli adamın da mutasyon geçirip bütün adada gördüğümüz canlılardan birine dönüştüğünü görüyoruz.
Bu demek oluyor ki yemek salonunda da herkes dönüştüğü zaman spesifik olarak oraya çağrıldılar ve küp onları dönüştürmekte kullanıldı. Fakat Timmy bu küpü bulmaya çalışıyordu. Biz bu küpü bulmaya çalışıyorduk. Özellikle de beyaz kıyafetli adam öldü. Eğer çok tecrübeli olsaydı altın küpün içine kendi de girebilirdi. Bunu onun da yaptığını düşünmüyorum. Bu durumda bunu yapabilecek bir kişi kalıyor. Özellikle de bütün bu lüks alanların arka odasında burayı bulduğumuz için şöyle bir düşünün. Barbara Paufton. Bu mekanlara sahip tek kişi. Zengin tek kişi. Kocasını mirasına konabilmek için bunları yapabilecek bir kişi. O yüzden benim şüphelim o. Ayrıca tamamen ikinci oyundaki gördüğümüz LeBlanc ailesinin, Timmy'nin başka insanlar olduğunu nereden anladığımı söyleyecek olursam da Timmy belki kitap için Tim adını kullanıyor olabilir. Belki de bu evrende adı Tim'dir. Bu çok muallak bir durum. Fakat bir gazete küpürüne baktığımız zaman Paufton'lar Sahara'dan daha üstün. Çünkü adayı, tam olarak üzerinde durduğumuz adayı satın alma yarışına giriyorlar, teklifler veriyorlar. Fakat Sahara'nın parası yetmiyor. Paufton'lar daha fazla para vererekten bu adayı alıyorlar. Ama olay şu, daha fazla para ortaya sürme terimi var burada, outbid var. Yani bu şöyle oluyor, bir açık arttırma var ortada ve Sahara'dan daha fazla para verilerek alınıyor. Yani Sahara'dan alınmıyor. Eğer biz aynı evrende olsaydık ilk oyunla beraber, Sahara'dan satın alınma gibi bir durum olurdu bu adada. Fakat daha fazla öne para sürüldüğünden dolayı, açık artırmada kazanıldığından dolayı zaten Sahara sahip değilmiş. Sahara elde etmeye çalışırken bu adayı alamadığı için bu iki oyun aslında birbirleriyle çok fazla ortak noktası var ama aynı evrende geçmiyorlar. Özellikle de bu oyunda gördüğümüz Virginia'nın 3 bacağı 3 kolu var. Biz fazladan bacağı olan kimi görmüştük önceki oyunda? Virginia adını verdikleri bir denek görmüştük. Evet. Sahara'nın deneklerinden birinin adı Virginia'ydı. Çok fazla bacağı vardı ve bu oyunda da Virginia adında, Virginia Paufton adında bir milyarderin kızını görüyoruz ve onun da benzer özellikleri var. Bu yüzden paralel evren olduğunu buradan daha da netleştiriyoruz aslında. Tüm bu noktada şeytanlar neden oyunun içerisine dahil, Katolikler neden bir şeyler denemişler, bunları hiçbir şekilde bilmiyoruz. Ama size şunu söyleyeyim, Forrest'ın ilk oyununa gidip de hikaye ekleyebilmek için yıllar geçirmişlerdi. İkinci oyuna bu şekilde hikayenin belli bir kısmını aktarmaları çok muazzam olmuş bence. Yoksa yıllarca belki hikaye için bekleyebilirdik. Ama hikaye şu an tam mı derseniz, hayır. Açıklanması gereken birçok detay var. Bu detayları da oyunda erken erişimde olduğu için şimdi göremeyeceğiz. Yeni güncellemeler geldiğinde, oyunu ben tekrar oynadığımda, bunları bulduğum zaman sizlere aktarırım. Kısa bir güncelleme videosu çekerim. Ama tüm bu noktada olaylar bu şekilde. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, algoritma için destek olmayı, yorum atmayı, ıvır zıvır bunları zaten benden daha iyi biliyorsunuz. Ama en azından bir katkınız olsun çorbada derseniz tuzu atabilirsiniz bu şekilde. O zaman bambaşka bir detaylı hikaye videosundan görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.